önce emek sonra yemek. Daha yemek yemedik. Daha oldu. Ben burayı şuraya taşımak istiyorum. Sonda bir tane daha var. Baba. Bahçemizde yine çapa yapacağız, ot yolacağız çünkü otlarla gerçekten mücadelemiz bir türlü bitmiyor. Ama galiba onu da çözeceğiz. Yakında talaşla malçlama yapacağız. Şöyle gözüküyor mu? Bakın büyüdüler. Artık kızarmalarını bekliyoruz sadece. Tabii çeriler daha geç olgunlaşıyor ama bunlar pembe domates. Birkaç çeşit domatesimiz vardı. Arkadaşlar çeri domateslerinin boyu da gördüğünüz gibi. Benle aynı boyda. Ufak ufak bize işte meyve vermeye başladılar. Tabii çiçek de daha da verecek. Bunlar daha geç olgunlaşıyor. Pembe domateslerimiz bayağı büyüdü. Burada da var. Deniz şunları da gösterebiliriz bak. Kocamanlar. Maşallah. Artık kızarmalarını bekliyoruz yemek için. Fasulyelerimiz de büyüdüler. Zaten birkaç kez topladık. Birazcık dolaba koyduk. Birazcık yedik. Hala daha da fasulyelerimiz var. İnşallah daha toplayacağız diye düşünüyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ağacın içinden, fasulyelerin içinden. Fasulyelerin içinden merhaba diyoruz. İşlerimiz çok, bir an önce işlere koyulalım. Hadi başlayalım. Arkadaki de cennet turması ağacı. Deniz bir gösterir misin? Belli oluyor mu bilmiyorum. Fasulyeler tepesine kadar neredeyse. Evet, onları nasıl toplayacağız acaba tepedekileri? Sen toplarsın. Bayağı çum ağacı sarmış çünkü. Benimkisi çok uzun da sen toplarsın. Aralarına girersin. Talaşla bir maçlama yapacağız. İnşallah talaş gelecek. İnşallah bu son oluyor mu? Evet. Abonelerimizden biri Fatma Hanım bize biraz kara lahana ve pazı fidesi getirmişti. Şimdi boşluklarımız vardı bizde. Geçen videodan belki hatırlarsınız. Ne ekelim diye düşünüyorduk. Şimdi boşlukları onlara ekeceğiz. Deniz şimdi fideleri ekmek için çukurlar açacak bana. Damla sulamanın tam sulama yaptığı noktalarda açıyor tabii. Toprak da çok ıslak. Evet çok fazla. Ama yağmur da durmuyor yani. Beklersek fideler de ziyan olacak. Bugün yağmur diyordu ama bak hava ne kadar güneşli. Ama çok güvenmemek lazım. Her an indirebilir. Burada öyle oluyor çünkü. Aynen öyle. Su çıkıyor topraktan. Çok yağdı Deniz iki gündür ama. İki tane de öyle özgür ruhlu domates fidesi çıkmış bak orada gördün mü? Her taraf domates ya. Bizim Çanakkale'de nereyi sulasan semizotu. Semizotu çıkıyordu. Burada nereyi sulasan domates çıkıyor. Çeri domatesi. Şu yabani gibi. Haskız teyzenin bahçesi de öyle.
Bana şey dedi, sen tohum mu attın acaba, burada da çıkmış falan dedim. Yok, eski sezonlar. Kendiliğinden çıkan domatesler. Ya burada geçen sene domates ekmişler herhalde. Yok, çıkıyor zaten. Olabilir. Yani herkes basmış üstüne. Her taraf tohum herhalde. Karışıktı, evet. Aslında bu kısım fasulyeydi ama aralarda domates de vardı. Bence geçen sene de kendiliğinden çıkmıştı. Ve onlar döküldü. Böyle devam ediyor bu. Bu geçen sene yaptığımız domates sosu ne kadar çok kullandık, çorba için, yemekler için. Menemen için. Onun videosunu yapmamıştık ama bir shortusunu yapmıştık. Shorts yapmıştık aynen. Bu defa daha tecrübeliyiz, artık yaparız videosunu. O zaman akıl edememiştik uzun bir video çekmeyi. Yufka açarken de. Evet, yufka açarken de yoktu, onda shorts vardı. Aynen. Ama 8 ay önce değil mi? Çok amatördük o konuda. Böyle bir şey olduğu zaman, aa bunun da videosunu çekseydik keşke. Ha, evet. Deyip genelde hiçbir şey çekemiyorduk. İlk geldiğimiz zamanlardı. Çok acemisiydik buraların. Yeter mi bu kadar? Sen ağaç şeyse kapatırız. Fazlaysa. Eğer seni çok zorlamıyorsa. Niye uyanmadan yetiştirelim diye. Görevimiz tehlike, bir de Mia var. Mia bahçede olmuyor. Hele de şu an çok çamurluyken. Bata çıkıp düşebilir zaten. Bu kadar fazla, 4 tane var. Acaba lahana çift çift miydi? Çok fazla var. Çift çift ek, biri tutar biri tutmaz. Aslında boş olan her yeri yapabiliriz. Evet. Hazırlayalım mı yapsak? Dağıtsak mı? Olabilir. Böyle çok ölmüş gibi bitki ama. Peki. İnşallah canlanır. İnşallah. Bu pazı hep böyle yapraklarını kopartıyorsun, devam mı ediyor yoksa başka bir şey mi? Yani normalde yapraklarını koparıyorsun. Bu şekilde kullanıyorsun diye biliyorum. Abonelerimizden bilen varsa yazabilir. Mutlaka biliyorlar. Bizi bilgilendirsin. Artık eğilip kalkmak yorucu. Çok gerçekten yoruyor artık. Hem eğilip kalkma aşkım. Nasıl yapacak? İşte ben yapayım. Biraz yapayım. Arkadaşlar her şeyi elimden alıyor, tutturuyor ben de yapacağım diye. Öğrenmeye çalışıyorum, deniz için. Tamam aşkım, daha çok vaktin olacak, artık köydeyiz. Evet. Artık hayatımız köy hayatı. Şehirden köye göç ettik. Bak, sabah kalkar kalkmaz toprakla haşır neşiriz yani. Sonra yemek. Önce emek, sonra yemek. Daha yemek yemedik. Kahvaltı yok. Aşkım, niye ağlıyor? Senin mesai bitti. Yok. Ağlıyor. Nasıl ya saçma? Şimdi sustu. Ağlıyor. Kapatabilir mi? Olabilir. Bak sen şu. Rokalarımız çıktı ilk. Rokalar gizlenmeye başladı. En çabuk cevap veren roka oldu. Malduma güzel bir ayın yıkanabilir. Islanaktan da çok emin değilim. Islanak bir kadar söyledik şimdi acaba. Bilen abonemiz varsa, yoruma yazarsa seviniriz. Ben de şu dışarıyı kurayım o arada. Evet, misafirlerimiz gelecek. Dün canlı yayında bahsetmiştik biliyorsunuz. Soner abi ve Emre Bey'i bekliyoruz. Birazdan gelirler. O yüzden bahçemizin oturma kısmını da ayarlayalım. O kadar yağmur yağıyor ki normalde. Genelde hep içeri almak zorunda kalıyoruz. Şimdi ben onları dışarı çıkartacağım. Sen esas ördekle civcivleri gördün mü? Ördeği annesi gibi. Ay, yine de var. Evet, ben de aşkım günaydın. Gel.
Gel dışarı. Hava çok güzel. Sıcacık. Günaydın. Daha uyanamadı. Baba akşamdan kalma. Gelecek misin kızım? Hadi gel bahçeye. Burası çok güneş oluyor. Ben burayı şuraya taşımak istiyorum. Çardağa mı? Çardağın altına taşımak istiyorum. Hem bahçemizi görebiliriz oradan, daha güzel olur. Ördekler, mördekler, civcivler. Hem gölge, hem de orası serin oluyor. Çünkü birisi geldiği zaman orada oturuyoruz zaten. Burada oturamıyoruz. Evet, yani şey, tentenin altı bir tık gölge oluyor da tabii karşısında oturan için çok akşam sıcak. Akşam üzeri güzel. Yani diyorsun ki şurayı toplayalım. Şöyle şurayı alayım hemen. O beton ocağı falan da oraya alalım. Tamam. Artık hatırlayıp onlara bir... Şeyi boyarken, çitleri boyarken bunları da boyayalım. Bir desensiz mavi kumaş buralarda bulamadığımız için örtü dikemedik ya. Ben de özellikle mavi olsun istiyorum. Mavi beyaz gibi bir konsept yapmıştık. Ay deniz çok ağırdır, dikkat et. İçi de dolu ya, ıslak. Daha da ağırlaşmıştır. Ben süpürürüm. Yorum var. Sen kameranın arkasına çok iyisin bak. Deniz ben süpüreyim işte, bunu koyalım bir yere. Tüm abonelerimiz seni kamera arkasında istiyor. Hiç öyle bir şey yok. Bence beni görmek istiyorlar. Burada o taş ocağı yaktığımız için tabii dökülen kül vesaire. Gel kızım. Aşkım. Anneciğim. Anneciğim. Niyacığım, civcivleri gördün mü? Bak neredeler. Gel. Bak civcivlere kız. Bak. Yavaş. Ne tarafa doğru koyacaksın? Dengesi iyi mi? Bir taraf betonda, bir taraf toprakta ya. Oraya koydum. Burası biraz daha yüksek bak. Şöyle uca getirebilirim biraz da. Burası daha yüksek. Şöyle düz gibi ha. Evet evet, şu an düz duruyor. Ya onu tartmıyorsa, bu tarafa bu tarafa oynamıyorsa. Armut. Armut. Attın mı? Kızım dikkat et, dikkat et babaya. Mia'cığım gel buraya, gel bana. Armut. O baba, o ne? Ne demek o anneciğim? Armut. Ne yapıyor kızım civcivler? Ha bak koşuyor koşuyor, hızlıca kaçtı. Gördün mü? Bak ördek onlar annelik yapıyor. Gördün mü? Mia'cığım. Bak. Oo, gördün mü kızım onları? Ya çok tatlılar. Bak kışın burada da varmış bir tane. Yayılmışlar çimene kızım. Aa. Deniz, deniz. Bak yerlerini bulmuş seninkiler. Bak gel. Kümesi alışma turları atıyorlar, baksana. Bak şunlar ördekle duruyor, onlar orada duruyor. Evet. Nasıl yapıyor kızım? Horoz mu yapıyor öyle? Masamız da geldi. Of, ne diyorsun, daha mı iyi oldu daha mı kötü? Şu an için iyi. İlerleyen zamanda sineklerden dolayı daha zor olacak diye düşünüyorum. Bence şuraya bir dışarı masası da alsak güzel olur hani bu. Bizim İstanbul'daki evimizde balkonumuzda kullandığımız. Beni mi koyuyorlar? Merhaba. Bir şey yapmaz. Yok bir şey yapmaz. Bam bam arkaya bam bam. Çok sözüm yok. Bam bam. Senin de aktifini biliyoruz. Merhaba. İyi, merhabalar. Deniz ben. Kendi ağrısı.
Vay Soner abi. Kedi. Utandı gene. Yok ben onu açayım şimdi. Şu fincanları sağ salim teslim edeyim sana. Annem bir de günde 2000 kişi falan, 2000 abonem geldi oğlum. Koyuyorum abi. Gerçi. Ya baksana Soner abinin getirdiği parçalar ne güzel güzel ya. Soner abinin sigarasına da bamba mı koyuyorum? Nasıl buldun abi onu? Aa gör fark ettim Soner abi. Fark ettim. Onda arkadaş dedi bana. Arkadaş dedi bir akşama. Abi diyorsun geri çekenden sonra bilmiyorum dedim hiç dikkat etmedim bir baktık. Abi diyor acık var. Bamba diyorsun. Köpek ezmi ben. Blurladık. Gel. Kurban kesen komşular seni de düşünmüşler bamba. Ay. Hiç dokunmak istemiyorum ama. Gel. Yayasım. Afiyet olsun. Ay. Evet arkadaşlar misafirlerimiz gitti. Onları uğurladık ama tabii iş bitmedi. Bahçedeki işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi. Aşkım benim. Ben burayı çapalarken istiyorsan sen öbür taraftan şu tellerin arasına al. Tamam. Ufaklar var. İşte böyleyken yiyelim. Deniz çok büyüyünce çok çekirdekli ya. Çok genişliyor. Bak orada birkaç tane var. Ne olur ki onlar? Cacık. Cacığa macağa koyalım bitsin valla. Birkaç tane var sonra da büyümesini beklemeyelim. Her gün alalım artık. Bunları tüketelim erkenden. Çiçeklerine bak Deniz. Ne kadar düzenli oldu ama değil mi bahçe? Evet. Şöyle bakıldığı evet, zaman. Şey düzgün duruyor da biraz şivar daha. Biraz daha ot yani var. Yani şöyle bir ot bir de tam istediğimiz gibi çapayı bir yapabilsek. Yani ottan kurtulma çapası değil diplere çapa. Onu yapmamız gerek. Sonra tamamız. Deniz baksana domates fidesine burada ne kadar çok var. Acaba gübreyle beraber mi geldi? Demin de buradaydık değil mi? Bayağı fide var burada. En az bir 7-8 tane var herhalde. Alsak buradan yaşar mı bu? Şu arada alırız düzgün biçimde. Öbür aldıklarımızdan bir tanesi öldü sadece. Geri kalan hepsi yaşadı. Nereye alırız? Bir yerde bulalım. Buraya çünkü boş yerler olacak. Bak şuralar gene boş. Boştan aşağıya doğru devam edecek ya. Aynen. Biraz da ortalıklarda alalım da. Şunları mı alayım mı ya sence? Al olmaz mı? Ya çok ufak oda ya. Olanlarda çok çekirdekli bir arasını tutturamayacağım galiba ben bu işi. Bu şey mi acaba ya böyle hibrit tohum mi? Hani ikinci sene böyle yamuk yumuk çıkıyor diyorlar ya. Aldık acaba öyle bir tohum muydu bu? Yoksa köy böyle mi oluyor? Bilmiyorum da yani bu çok benim sevdiğim salatalık cinsi değil açıkçası yemekten hoşlandığım. Çok böyle yerken mutlu olduğum bir salatalık cinsi değil yani onu söyleyebilirim Deniz. Ben böyle birazcık daha Çengelköy, badem hani. Bak şu da ufak var, o alınır mı? Şu mu? Evet. Çok turşu gibi. Turşuluk. Bu, çok hani. Şurada da var ya. Da bu da. Ya dikenli bir de yani dışı da. Oh çok minik zaten Deniz, onu almayalım. Tamam şurada iki tane var, dur onları ben vereyim sana istiyorsan. Alayım buradan bir tanesini. Bak şuna. Cacık olabilir akşam bu arkadaşlar. Ha şurada var Deniz, onu versene senin tarafında. Aynen. Ah. Teşekkür ederim. Bitkiler. Bak burada. Bak şurada var. Nerede? Dur şunu ben alayım. Bu senin daha istediğin gibi bence. Bir de şurada var. Ha şu. Ah. Evet. Ama yine de dikenli Deniz. Tam yine istediğin gibi değil. Baksana şunları.
Ben sana bir şey, onlar öyle de bak son şurası, bak şunlar dikensiz, şunlar farklıydı zaten. Evet evet, o üç tanenin şeyi farklı cins. O senin sevdiğin. Zaten şey bak, yaprakları ve büyüme şeyi de farklı. Farklı. Denizcik. Ah. Onları ayrı tut bence. Şunları diyorsun değil mi? Evet. Bak, evet aynen. Bak, dikensiz. Değil, aynen. O badem bir de değil mi tam aynen. Ufak? Onun aslında son tohumundan kendimize şey yapalım. Yani kendisi son bir iki tanesini üstünde bırakalım en son. Kendi tohumumuzu yapalım aynen. Bunu da alayım. Bu daha mı geç oluyor acaba? Olabilir. Ama tabii bu sene bize tecrübe oldu. Biz acı biber, tatlı biber hepsini böyle yakın yakın ekince hepsi acı oldu. Onlar da acı çıkabilir. Daha denemedik bakalım. Deniz mantara bak. Onlar zehirliymiş, bir abonemiz söylemişti. Neyle kopartacağımız zaman? Kopartma, geç yana doğru aşkım. Ben alırım ondan sonra. Tamam. Bak şurada var. Tam tripodun altında. Şu dolmalık olacak herhalde. Evet. Minicik. Sivri biberler çok büyümüş. Onlardan alalım. Evet. Bak şu arkadaki de ada var, önde de, o sırada da var. Şunlara baksana. Güzel. Bak bir arkasındakiler kıpkırmızı bak. Efendim. Nerede aşkım, şu mu? Evet. Miyacım yavaş yavaş, dikkatli değil anneciğim. Küçük kırmızı tam turşu için olur bunlara. Bir arka sırada da çok var, bak şurada. Önde alayım. Uzamış evet. Bak hemen yanındaki. Şurada var. Bunlar azıcık daha uzun sürüyorum. Bitkiye de şey yükü olmasın. Ah. Tamam. Kardeş bak sonda bir tane daha var. Dikkatli gel, dikkatli gel aşkım. Anne. Efendim baba. Anne. Gelmek sonda da var aşkım. Onu da al çıkalım hadi buradan. Sağ kızım. Oh. Açayım mı? Yine geldik günün sonuna. Keyifli, yorucu, yine sosyalleştiğimiz, aynı zamanda ufak tefek işlerimizi hallettiğimiz güzel bir gün oldu. Aşkım koş. Gel bebeğim. Tipin güzelliğine bak. Şu güzelliğe bak, şu güzelliğe bak, şu güzelliğe bak. Gel otur babanın kucağındasın. Gel otur birlikte, hadi bitirelim. Hem abonelerimiz geldi. Gayet güzel bir gün geçirdik onlarla. Tüm gün sohbet, muhabbet. Hem bahçe işlerimizi yaptık. Hem yine geleneksel ot yolduk değil mi? Hani İstanbul'dan kaçış deyince aklı ot yolmak gelir. Evet artık yani ot yolma bizim için geleneksel bir hal aldı. Her bahçeye indiğimizde mutlaka yani çekim yaptığımız yapmadığımız her durumda ot yolluyoruz ve gerçekten baş edilemez bir durumda. Ama Soner şöyle abiden talaş sözü aldık. Aynen şöyle oluyor. Yapacağız. Bahçeye her inen bir 5 dakika yoluyor, atıyor kenara, yoluyor, atıyor kenara. İşte haftada bir, iki haftada bir mutlaka bir video zaten içinde ot yolma oluyor. Böylelikle devamlı ot yolmuş oluyoruz. Bu malçlama işini yaptıktan sonra zannediyorum ondan birazcık evet kurtulacağız. Şöyle güzel bir çapa ve malçlama sıradaki en önemli işimiz galiba. Bugünkü ziyaretlerinden dolayı önce Soner abiye, sonrasında da Emre Bey ve müstakbel eşi Arzan'la çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Çok memnun olduk onlarla da tanıştığımıza. Yani bu aile gitgide genişliyor. Yüz yüze tanışınca da daha farklı bir enerji, sinerji oluşuyor. Biliyorsunuz bir büyük bir piknik hayalimiz var. Katılabilecek, gelebilecek tüm abonelerimiz davetli. Umuyorum daha çok kişiyle tanışır ve kaynaşırız. Büyük ihtimal 2 hafta sonra bir piknik yapacağız. Evet. Bunu zaten duyurularını hem topluluk kısmında yapacağız hem de haftada 3 defa yayınladığımız videolar içinde mutlaka evet, sizi bilgilendirmiş oluruz arkadaşlar. Gelelim videonun en önemli yerine. Buraya kadar izlediyseniz demek ki videomuzu ve İstanbul'dan kaçış ailemizi beğendiniz. Bu yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Ayrıca videomuzu beğenip yorum da yaparsanız çok seviniriz. Bir de şöyle bir şey yapalım. Kimler nerelerden izliyor, hangi şehirlerden izliyor? Bize selam yazıp hangi şehirde olduğunuzu da söylerseniz
bize nerelerden izlendiğimiz konusunda birazcık daha fikir sahibi oluruz. Keyifli olur. Bu arada gün batarken tepelerin ardından Filiz'le Deniz gider bu diyardan. Dolu dolu bir günün ardından 5-6 saatlik bir video editlemesiyle inşallah yarın size bu videoyu sunacağız. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Güzel. Aşağıdan kapat, suratı çok kapatmadın ya. Ama şaşırma suratı. Bir ötekiyle. Bir tarafa doğru bakayım, ne tarafına duracaksın? Fark etmez, istediğin tarafına koyarım onu. Sen istediğin tarafa baktırırım yani. Efendim? Naylon var gömresi. Evet. Osmanlı döneminden. Şeker. Gene vardır birkaç yıl. Hangi ağa? Ülker'de değil mi? Ülker fabrikası Osmanlı'da kurulmuştu. Ha, bilmiyorum. Öyle miymiş? Bilmem, sallıyorum şu an. Ya Deniz. Nasıl da Filiz şu an bilmez bunu deyip yutturuyorsun öyle mi? Yani güneş çünkü arkaya gidiyor zaman tenten tutuyor da şuraya alalım bence. Orayı ben bir şöyle açayım hızlıca. Ayakkabı giyip orayı seçeyim. Bu arada aşkım tenten ne? Tente. Tenten bizi andı. Tenten. Çizgi filmde değil mi tenten? Tenten de hep çizgi film var. Soner abi, çay için çok teşekkür ederim. Bir şey değil. ben de çok uyuşuyor ama. Kamera arkası abi bunda. Ya tamam. Yalnızım yalnızım diyordun, kimse yok diyordun değil mi? İki günde bir abonemizle tanışmaya başladık. Evet, çok şükür. Güzel oluyor böyle. Boş kalmıyoruz, evet, iyi oldu. Daha gelecek olanlar var, geleceğiz dediler, gelmediler. Bekliyoruz. Filiz sıkılıyor, bekliyoruz. Evet. Artık ben gitgide bahçe işlerine daha da bir ara vereceğim herhalde. Bugün biraz zorlandım çünkü. O yüzden artık misafir... Sohbet muhabbet evet, lazım. Kaçma. Kaçma abi. Kaçma abi, niye kaçıyorsun? Çayımız bitti, çayımız. Tamam, koyarız abi tekrar. Ya, bu GoPro'nun hali nedir ya? Sopalara falan bağlanmış ya. Dedik ya, bazı aksesuarlarımızı kaybetmiştik. GoPro'nun tripodu da o kaybolan şeylerin arasındaydı. Abonelerden biri şey demişti ya, yani geri alacak herhalde sizden GoPro. Ama işe yarıyor böyle, çok güzel her yerden çekebiliyorsunuz yani. Hani. Şu çektiğim kısmı şeye koy Deniz, GoPro'nun çilesi adlı yeni oynatma listemizi. Ay Deniz ya. Sırrı da bırakacağım çünkü işimize yarayacak. Bugün bambama yemek pişirirken değil mi? Yakacak mısın? Yakmayayım mısın? Eksiğimiz yok. GoPro için kullanıyorsun artık, o bir... Bunu saklayayım o zaman. Ayak sayılır. Isırık GoPro sırığı. Peki. Ay canım. Oh. Ne oldu? Neden gözlerini kapalı? Utanınca kapıyor. Minik deve kuşum benim. Kuş. O görmeyince kimse onu görmüyor zannediyor çünkü.